Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Aranan çantayı bulmuşsun. Yaptırdım. Yaptırdın. Hı, dokunmak ister misiniz? Dilerim bir sana veririm. Buyursun falan. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Milano'dayım. Şimdi bir moda tasarımcısı olayım. Olar. Niye orada... bunu sessiz sessiz içine içine söylüyorsun? Daha yüksek. Ünlü bir, okulum bitmiş artık sonunda. Ünlü bir moda tasarımcısıyım. Bir tane bayan da benden styling yapmamı istiyor. Ben de onun yanına gidiyorum ama güzel giyinmem gerekiyor. O yüzden böyle giyindim. Peki. Hiç tarzım değil falan diyordum normalde bilirsiniz. Emine. Çok güzel görünüyorsun. Bayıldım yani saçından, makyajına, gözlüğüne, kemerine, çantana. Her şeyin bence çok çok güzel. Özellikle ayakkabıların. Sen taktın mı bunlara? Evet, gözün taktım kalmış. Ve çok sevdim. İnanılmaz beğeniyorum onları. Güle güle günlerde kullan. Çok teşekkür ederim. Ben seni bugün ederim. Çok beğendim gerçekten. Uyumunla her şeyinle muhteşem olmuşsun. O şortu bir kez daha kullanmıştın ama olsun. Evet, gerçekten kullandım. Gerçekten çok güzel olmuş. Birebir yakışık. Çok başka şeylerdi. Farklı mağazalardan. Aynı kumaş gibi duruyor bir de burada. Yani bu ayakkabıyı da kullanmıştım aslında. Evet. Yani... Sen de kullandığın şeyleri kullanmıştın. Söylüyorsun ya. Hani ben de bir dipnot geçeyim dedim. Ben oraya çıktığımda sen de söylüyorsun ya bunları kullandın diye. Ben de bir dipnot geçeyim dedim. Emineciğim o zaman... O kadar güzel senin... sözün yanında da bir şey deme. Doğru, evet de geç yani. Zaten öyle diyecektim. Arkada konuştuklarımızı şu an burada açıklamayacağım. Seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Efendim Gamzeciğim. Teklifim vardı o yüzden tabii. Biri konuşmadan ben konuşayım. Simacığım. Sana bir iş teklifim var. Şimdi sen güzel kombinler yapıyorsun ya, bu kombinlerini satalım mı benim butiğimde? Yani sen zaten bir iki kere giydiğin şeyleri bir daha giymezsin diye düşünüyorum. Her gün başka niye bir kıyafet giydiğine göre bir sürü kıyafetin var. Eminim bu kombinlerin beğenilecektir ve beğeniliyordur. Bunları paraya dönüştürelim yarı yarıya. Yarısı senin, yarısı benim. Benim butiğimde sattığım için, kıyafetler senin olduğu için yarı yarıya bölüşüyoruz. Nasıl? Ne diyorsunuz Öykü Hanım? Şimdi anlamadım. Vallahi bilmiyorum, sen etik olarak bu konuya nasıl yaklaşırsın bilemedim. Zaten tasarlanmış bir ürün olduğu için. Şimdi bunu alıp çat 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 çakacak mısınız yani? Ama şimdi eminim izleyen herkes çok beğeniyordur ve bunu istiyordur. Bunu da düşün. Bunu direkt sen de nakite geçirebilirsin. Neden %50 olsun evet. Yani? Ama onun bir butiği yok çünkü. Butik Simay satası. Açarsın. Açarsın. Sen bu online satış yaparsın. Evet. Simay, İki kat para kazanmak varken. Bence bizim butikte ikimizinkileri satarsak parayı kırarız. Ay ne kırarız. Kadar fenasınız. Ben burada bunu düşünüp kıza sundum. Mesele aslında burada sunuyor olma. Öyle oldu biraz tabii. Galiba. Olsun. Fikir sunayım o zaman. Kendin de yaparsın belki ama. Ama yine de çok teşekkür ederim. Yani güzel bir fikir olabilirdi. Bu aman yardım ederim. Güzel. Birkaç tanesini sana veririm falan diyor. Tamam aşkım. Bahar. Ne olur. Teşekkür ederim. Bizim neden butiğimiz yok? Sizin çünkü beauty center'ınız var ya, hani güzellik merkeziniz. Keşke bir tane de butiğimiz olsaydı. Bir o eksikti zaten. O da olsaydı. Tarzlardan ama tarzlara koşardım. Herkesin varmış Simay. Benim de yok. Üstelik sizin de yok. Evet, benim de yok. Daha yeterince kendimi gelişmiş bulamadım. Ne yapacağız? Tamam işte Simay şu andan itibaren istiyormuş yani. Ben neden zaten ben istiyorum böyle bir şeyi dedi. Ama önceliğim okulumdu, okulumun bitmesiydi. Yani böyle hazır, açıkçası ayrıca hazır Simay ürünleri... isterse anne sonra butik alabilir zaten. Yani olabilir. Böyle hazır ürünler yerine tasarım ürünler. Simay söylesene şunu. Şimdi hazır ürünler yerine tasarım ürünler satmak istiyorum butik eğer açarsam. Öyle olması için de okulumun tamamen bitmesi gerekiyor. Okulum bitmeden dondurup buraya geldiğim için şimdi ilk buranın bitmesi gerekiyor. Bayağı bir işlem var yani. Açmalısın, güzel para kazanırsın. Çünkü bence de iyi yani para okul için büyük, gerçekten. Butik için küçük bir yaştasın. Yani daha sonrasında yapabilirsin. Onu okey erteledik. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Burcu. Ben seni çok beğendim. Çok güzel görünüyorsun. Her zamanki gibisin. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Güzelsin. Beğendim seni. Çok teşekkürler.
Hazır mısın? Hazırım. Geçebiliriz. Çok ilginçmiş. Simay. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Şimdi çok zarif görünüyorsun ama şöyle bir dikkatli baktığım zaman sanki diyorum ki acaba paçalar bir tık daha dar olabilir miydi diyorum. Birincisi. Ayakkabına bir kere bayıldım. Müthiş uydurmuşsun böyle desenleriyle. Şu yakanı şöyle bir yapsana. Pardesünün üstündeki. Evet. Ben öyle çok seviyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Bilhassa defilelerde de çok hoşuma gider. Bir tık daha, biraz daha hafif indireceğim. Kaldırayım mı? Anlayamadım. Hayır, şöyle kaldır. Şurasını hafifçe şöyle indir. O bölümü. Şurası şöyle görünsün. O öyle durmaz ama Orkan abi yumuşak ya. Evet. Durmuyor mu? Ya dik, direkt mi durmasını kalkması? Dik durması lazım. Dik, öyle durmaz. Ya da dik ya da düz. Dik göreyim ben. Ben çok seviyorum dik. Bu işte. Evet. Çok güzel. Demin ama böyle yapmıştı bu. Aha. Neslihan halletti. Teşekkür ederim Neslihan'cığım. Şimdi bir de sen minyonsun. Ben minyonum. Biz minyonlar elimizde çok büyük çantalar kullanmamalıyız diye düşünüyorum. Keser bizi. Hayır onu kapa, ikiye katla bakayım çocuğum. İkiye katla bakayım ne olacak? Öyle görmek istiyorum. Ya daha, bunu böyle. Daha küçük, daha böyle. Böyle yap bakayım. Ama ben de büyüklüğünü sevmiştim. Böyle çantam vardı. Sen böyle kapayıp aynı tarz tut. Tutuşun çok güzeldi çünkü orada. Mesela böyle daha küçük olmasını tercih ederim. Şimdi bana diyorlar ki dışarıda. Ya diyorlar sen Simay'a hep iyi puanlar veriyorsun. Çok mu seviyorsun? Ben diyorum ki Simay'ı çok seviyorum ama hepsini de seviyorum. Ben de seviyorum. Çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bunu hissediyorum ve biliyorum ama hepsini de bütün onlar benim çocuklarım diyorum, kızlarım diyorum. Ama gene ben ne yapayım? Buyurun. Şekil Ağa'da göründüğü gibi. Tarsın kardeşim. Çok teşekkür ne ederim yapayım? Öğretmenim. Hoş geldin Simay. Hoş bulduk İvan Hanım. Nasılsın? İyiyim. Siz? Ben de iyiyim. Kombin kendi mi yaptın yoksa evet. Ayrı ayrı parça mı yoksa bir yere onda aldın? Bunların hepsi ayrı mağazadan. Ayrı mağazadan. Evet, ayrı mağazadan. Çok güzel. Evet. Ben bunu daha seviyorum biliyor musun? Yani bir mağazadan tepe tırnağa kadar giymek hiçbir zaman da hoşlanmıyordum. Çünkü çoğu insan bunu yapıyor. Aslında bu şortumu giymiştim. Bir ceket vardı biliyorum. Deri. Deri ve deri kemer vardı. Evet, o İspanyol mağazasından. Biliyorum. Bunlar hep farklı. Evet. Çok güzel görünüyorsun. Ben çantayı beğendim. Teşekkür ederim. O büyük halinde cool görünüyor. Üzerindeki ceket, o şifonları... Açayım mı? Açabilirsin aç. Tabii. Aç. Şifonlara yürürken böyle uçuş geliyor senin arkanda. Onu da çok sevdim. Bütün havayı çok sevdim. Cool görünüyorsun, modern görünüyorsun, tarz görünüyorsun. İyi ki varsın Simay. İyi ki siz de varsınız. Çok tarsın. Teşekkür ederim. Simay'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Kerimcan Bey. Bugün bu podyuma çıktığınızda ben iki kişiyi gördüğümde böyle elim ayağım titredi. Çünkü neden diye sor. Sor. Neden? Neden kaplumbağa deden? Neden biliyor musun? Çünkü görmek istediğim şeyi gördüm bugün. Hayalimi gördüm. Olması gerekeni gördüm. Benim hangi tarzdan hoşlanıyorum diye sorarsanız eğer. İşte bu. Ve diğer çıkacak kişi. Değeri kim? Gelince görürsün. Çıkınca... Ben mi? Bekle, sabret herhalde ve gör. Herhalde aynı kişileri düşünüyoruz. Hepimiz. Yani evet. Ben şu an üzerindeki her şeye aşık oldum. Çok teşekkür ederim. O çantanın o dev, yumuşak deriliğine, şortuna, üzerindeki cekete, ayakkabılarına yani bu kadar olur yani Simay. Teşekkür ederim. Hatta ikiniz geçerken ben burada size okudum. Dua. Ben okuduğunuzu kendime aldım. Diğerini de tahmin ediyorum. Evet, okudum. Size dua okudum. Siyah parmak. Siyah parmak. Görüşürüz. Başarılar.